Merhaba arkadaşlar. 15. derste beraberiz bugün. Dersimizin konusu Arapçada fail ve naibi fail konusu arkadaşlar. Örneklerden başlıyoruz. Ketebe Züheyrun edderse, ketebe mazi fiil, Züheyrun fail, edderse meful. Züheyr dersi yazdı. İkinci cümlemiz tefrahul müctehidetu, çalışkan bayan öğrenci veya öğrencisi olmayabilir. Çalışkan bayan tefrahu, sevinir. Burada da müzari fiilin malum hali var. El müctehidetu fail. Yahzenul kesulu, mahzun olur, üzülür. El kesulu, tembel olan kişi, fiil müzari ve faili. İzahat kısmı labüdde, gereklidir, likulli fi'lin, her bir fiil için, min fa'ilin yef'aluhu, onu yapan bir faile ihtiyaç vardır. Her bir fiil için onu yapan bir faile ihtiyaç vardır. Yani gereklidir. Fela yumkinuna, bizim için mümkün değildir. En netasavvara amelen bila amilin, bir işi yapan olmaksızın tasavvur etmemiz mümkün değildir. لِأَنَّهُ, çünkü bu durumda şayet failsiz bir fiili varsayarsak, düşünürsek, yekunu olur, masnu'un veya masnu'an bila sani'in, sanatkar olmadan bir sanatın ortaya çıkması gibi bir şey olur. Dolayısıyla bu da mümkün değildir. Ortada bir sanat varsa onu vücuda getiren bir sanatkar olmak zorundadır arkadaşlar. Dolayısıyla failsiz bir fiil söz konusu değildir. Feyda tasavvurna husulel kitabeti, yazma eyleminin gerçekleşmesini tasavvur ettiğimizde, vecebe, vaciptir, aleyna, bize vaciptir, gereklidir, lazımdır ki, enne tasavvural katibe, bir katibi düşünmek durumundayız. Bir yazan düşünmek durumundayız. Ve ida semi'nel kıraate, bir kıraat işittiğimizde, فَلَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ هُنَاكَ قَارِعٌ, orada bir kari, yani okuyucunun olması gereklidir. وَهَلُمَّ جَرَّ, vesaire demektir arkadaşlar. Türkçedeki karşılığı vesaire. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. وَعَلَى هَذَا, bu görüş üzerine, نَقُولُ, biz deriz ki, كَتَبَ زُهَيْرٌ, قَرَأَ عَلِيٌّ, قَعَدَ خَالِدٌ, فَفَاعِلُ الْكِتَابَةِ, yazma eyleminin faili, huve Züheyrun, Züheyr'dir. Ketebe Züheyrun, Züheyr yazdı. Ve fa'ilul kıraati, kıraat eyleminin, yani okuma eyleminin faili, huve Aliyun, Ali'dir. Kara, Aliyun, Ali okudu. Ve fa'ilul ku'udi, oturma eyleminin faili, huve Halidun, Halid'dir. Ka'ade Halidun, Halid oturdu. Vel fa'ilu yekunu merfu'an, fail merfu olur. Kema raite, görmüş olduğun gibi, fil emsiletil mezkure, zikredilen örneklerde. Şimdi naibi fail, yani failin vekili, yani Türkçe'de sözde özne arkadaşlar. Meçhul fiillerde sözde özne kullanılır. Fail bulunmadığı için failin yerine genellikle mef'ulun bih getirilir ve failin hükmü kendisine verilir. Örneklerle başlıyoruz. Kutibet dersu, ders yazıldı. Kutibe fil mazi meçhul, eddersu naibi fail. Yurfa'u mekamul ilmi, ilmin makamı yükseltilir. Yurfa'u müzari fiil meçhul hali, makamul ilmi isim tamlaması olarak naibi fail, yani failin vekili. Tümdahul müctehidetu, çalışkan olan bayan, tümdahu methedilir. Tümdahu müzari fiil meçhul hali, el müctehidetu naibi fail. İzahat, açıklamalar. İza kunte ta'rifu men ketebe derse, dersi kimin yazdığını bildiğin zaman, tekulu, dersin ki, ketebe Züheyrun ed derse, Züheyr dersi yazdı. Fiil-i mazi ketebe, Züheyrun faili, ed derse mefulu. Fe yekun olur bu durumda, Züheyrun Züheyr, huvel failu, failin ta kendisi olur. Ve dersu, ders kelimesi de, huvel mef'ulu bih, mef'ul bih olur. Ve in eğer künte sen, la ta'rifu men ketebehu,
dersi kimin yazdığını bilmiyorsan, اَوْ يَدَكُنْتَ تَعْرِفُهُ, onu biliyorsun, وَلَكِنَّكِ, ancak sen, لَا تُرِيدُ اَنْ تَذْكُرَهُ, onu zikretmek istemiyorsun. Fiili yazan, yani yazma eylemini gerçekleştiren veya herhangi bir fiilin failini zikretmek istemiyorsan, tekulu dersin ki, kutibe dersu, ders yazıldı. Kutibe, mazi meçhul fiil, eddersu naibi fail, yani sözde özne, ders yazıldı. فَتَحْضِفُ الْفَاِلَ, faili hasfedersin, minel kelami, kelamdan. وَتَبْقَى, baki kalır, اَدْدَرْسُ, ders. Ders kelimesi baki kalır ama fail kendisi düşer. Veya وَتَبْقِي diye okuyabiliriz burayı. Sen baki bırakırsın, اَدْدَرْسَ, dersi. تُبْقِي şeklinde de olur. وَتُغَيِّرُ سُورَةَ الْفِعْلِ, fiilin suretini değiştirirsin, minel ma'lumi, ma'lumden, ilel meçhuli, meçhul yapıya dönüştürürsün. وَاِذَا لَمْ يُذْكَرِ الْفَاِلُ, fail zikredilmemişse, fil kelami, kelamda, cümlede, كَانَ مَجْهُولًا عِنْدَ السَّامِعِ, dinleyici katında fail meçhul olmuş olur. فَلَا يَعْرِفُ, bilemez, مَنْ اَلَّذ۪ي كَتَبَ, yazmış olan kişiyi bilemez dinleyici. وَلِذَٰلِكَ, bundan dolayı, يُسَمَّ الْفِعْلُ اَلَّذ۪ي يُجْهَلُ فَاِلُهُ, faili bilinmeyen fiil isimlendirilir, مَجْهُولًا, meçhul diye isimlendirilir. كَمَا عَرَفْتَ مِنْ قَبْلُ, daha önce öğrenmiş olduğun gibi. وَمَتَا حُذِفَ الْفَاِلُ, fail hasfedildiği zaman, نَابَ عَنْهُ غَيْرُهُ, onun yerine başka birisi, başka bir kelime girer. وَالنَّائِبُ عَنْهُ, onun yerine giren, huna burada, هُوَ الدَّرْسِ, ders kelimesidir buradaki örnekte. وَيُسَمَّ حَيْنَيْدٍ, o zaman isimlendirilir, نَائِبِ الْفَاِلِ diye isimlendirilir ders kelimesi. Birinci cümlede mef'ul olarak isimlendirilmişti. Meçhul yapıya dönüştürüldüğünde mef'ul olan ders kelimesi failin yerine girdiği için naib-i fail diye isimlendirilmiş oldu. لِأَنَّهُ, çünkü ders يَنُوبُ عَنِ الْفَاِلِ, failin yerine giriyor. بَعْدَ حَسْفِهِ, fail hasfedildikten sonra, وَيَقُومُ مَقَامَهُ, onun makamında ikamet etmiş oluyor, onun makamına geçmiş oluyor. Dolayısıyla ünvanını da alıyor, yani mansub iken merfu oluyor. Burada da onu söylüyor yazarımız. وَلِذَٰلِكَ, bundan dolayı, يُرْفَعُ, raf edilir. كَمَا يُرْفَعُ الْفَاِلِ, fail raf edildiği gibi naib-i fail de raf edilir. كَمَا رَأَيْتَ فِي الْاَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ, zikredilen örneklerde gördüğün üzere. Hülasa, الْفَاِلُ فَاِلْ اِسْمٌ يَقَعُ بَعْدَ الْفِعْلِ الْمَعْلُمُ, malum fiilden sonra vaki olan, gelen isimdir. İsme fail diyoruz. وَيَدُلُّ عَلَى مَنْ فَعَلَ, yapan kişiye delalet eder. İşi yapan kişiye delalet eder. وَحُكْمُهُ اَنَّهُ مَرْفُعٌ, hükmüne geldiğimizde o merfutur. Örnek, كَتَبَ زُهَيْرٌ, زُهَيْرٌ, اَدْدَرْسَ, Zühir dersi yazdı. Zühir burada faildir, merfutur değerli arkadaşlar. تَكْتُبُ فَاطِمَةُ اَدْدَرْسَ, yazıyor Fatma dersi. Fatma müennes olduğu için fiil de müennes geldi arkadaşlar. Müzari fiil, Fatimetu failidir, merfutur. Ederse mef'uldür, mansuptur. Naib-i failin tanımına geldiğimizde, huve naib-i fail, ismun yaka'u ba'del fi'lil meçhul, meçhul fiilden sonra gelen, gerçekleşen, bulunan isimdir. Ve yedullu ala men vaka aleyhil fi'lu, fiilin üzerine vaki olduğu mene, kişiye veya şeye delalet eder. Ve hukmuhu, naib-i failin hükmü, ennehu merfu'un, o da merfutur fail gibi. Mislu, yuktebu dersu, ders yazılır, yazılıyor, yazılacak. Yuktebu, muzari fiilin meçhul hali, eddersu naib-i fail, merfutur. İzâ kânel fa'ilu, av naibul fa'il, fail veya naib-i fail, müenneseyni, müennes olduklarında, dişil olduklarında, vecebe te'nîthul fi'li, fiilin müennes olması vaciptir, gereklidir. Failin veya naib-i failin konumuna göre fiil müzekker veya müennes gelir. El mazi, mazi olan fiil, yuennethu, müennes kılınır, te'nis edilir, bita'it te'nithil mebsutati fi ahirihi, sonuna mebsuta dediğimiz, yani açık, açık müenneslik tası ile müennes kılınır. Yani ketebe,
ketebe, ketebet şeklinde açık T getirilir sonuna. Bu müenneslik alametidir. Örnek, İctehedet Suadu, Suat çalışkan oldu. Suat, Arapçada bayan ismidir. Ayşe, Fatma gibidir. İctehedet sonuna ta'u tenis sakine gelmiş. Buna aynı zamanda ta'ul mebsuta diyoruz, açık ta. Hüzzibet Fatimetu, meçhul olarak kullanılmış bu fiilimiz, mazi fiil. Hüzzibet, edeplendirildi. Fatimetu, Fatıma. Ta'u tenis sakine, fiilin sonuna gelmiş arkadaşlar. Fatimetu kelimesi de naib-i fail. Vel mudari'u, muzari fiil ise yuennethu bita'il mudara'ati, muzara'at ta'sı dediğimiz başına gelen ta ile müennes kılınır. Fi evvelihi, başında bulunan. Örnek, tectehidu su'adu, su'ad çalışkan oluyor. Tectehidu muzari fiil, müennes yapılı. Çünkü faili müennes olarak gelmiş. Su'ad kelimesi faildir, bayan ismidir. Tectehidu da muzari fiildir. Başındaki T ise arkadaşlar muzara'at ta'sı diyoruz buna. Eteyni harflerinden bir tanesidir. Bu da kelimenin müennes olduğunun göstergesidir. Tuhezzebu Fatimetu, bu da muzarın meçhul hali. Edeplenir ya da edeplendirilir Fatimetu, Fatıma. Terbiye edilir anlamında. Tuhezzebu muzari fiilin meçhul hali. Fatimetu naib-i fail. Başındaki T ise muzara'at ta'sıdır. Müennes olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Bir diğer başlığımız, tüsemma el cümletul murakkabetu minel fi'li vel fa'il, fiil ve failden oluşan mürekkep olan cümle. Av ya da minel fi'li ve naibil fa'il, ya da fiil ve naibi fa'il dediğimiz failin vekilinden oluşan cümle isimlendirilir. Cümleten fi'liyeten, fiil cümlesi olarak isimlendirilir. Evet, alıştırmalar kısmına bakıyoruz. Yektubu Zuhayrun ed-derse. Yektubu fi'lun mudari'un ma'lumun merfu'un bid-dammeti. Damme ile merfu malum olan muzari fiildir yektubu. Li'ennehu, çünkü yektubu lem yesbiqhu ma yucibu nasbahu au cezmehu. Nasb halini ya da cezmini gerektiren bir şey kendisinden önce geçmediği için merfudur. Raf alameti de dammedir arkadaşlar. Müfret olan muzari fiiller damme ile raf edilir. Müfret deyince tabi istisnası da nedir? Müfret müennes muhatabadır. Efal-i hamse dediğimiz nunla biten istisnai yapılar vardır. Züheyrün kelimesi, yektubu züheyrün diyeceğiz ya, züheyrün kelimesi ismun merfu'un bir dammeti, damme ile merfu bir isimdir. Niçin merfu? Li'ennehu fa'ilun, çünkü o faildir. Failler merfu gelir. Ve cümletu yektubu züheyrün ederse cümlesi cümletun fi'liyetun, fiil cümlesidir. Niçin? Li'enneha murakkabetun minel fa'ili vel fi'li vel fa'ili. Şurası yanlış yazılmış. Fiil ve failden mürekkep olduğu için, oluşturulduğu için, yapıldığı için arkadaşlar buna cümleyi fi'aliye diyoruz. Fiil cümlesi diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, şunu böyle seçelim istedim. Evet, ikinci kuralımıza geçiyoruz. Daha doğrusu alıştırmanın ikinci başlığına geçiyoruz. Yuktebu eddersu. Yuktebu fi'lun mudari'un, muzari fiildir. Mechulun, meçhuldür. Merfu'un, merfu'tur. İlahir. Eddersu kelimesi, yuktebu eddersu, eddersu kelimesi ismun merfu'un bid dammeti, damme ile merfu bir isimdir. Niçin? Li'ennehu naib-i fa'il. Çünkü o naib-i fa'ildir. Bu nedenle merfu'tur. Raf alameti dammedir. Müfret müzekker isimlerin raf alameti damme olur. Ve cümletu yuktebu dersu, yuktebu dersu cümlesi ise cümletun fi'aliyetun, bir fiil cümlesidir. Niçin? Li'enneha, çünkü bu cümle murakkabetun minel fi'li ve naibil fa'il. Fiil ve naibi fa'ilden mürekkep olduğu için, oluşturulduğu için buna cümleyi fi'aliye diyoruz. Ve ala hadel üslub e'rib emtiletel fa'il ve naibil fa'il. Fa'il ve naibi fa'il örneklerini bu şekilde irap edebilirsin. Alıştırmaların devamına geçiyoruz. Mel fa'ilu, fa'il nedir? Ve ma hükmuhu, hükmü nedir? Fil-i Arap, İrab'taki hükmü nedir? Ma naibül fa'il, naibi fa'il nedir?
Ma hükmuhu fil irab? İrab'taki hükmü nedir? Bunları yukarıda işledik zaten. Ma hükmül fi'l? Fiilin hükmü nedir? İza kana fa'il ev naibuhu müenneseyni. Fa'il veya naibi fa'il müennes olduklarında fiilin hükmü nedir? Ma tusemmel cümletul murakkabetu minel fi'li vel fa'il? Fiil ve fa'ilden mürekkep olan oluşturulan cümleye ne diye isim verilir? Ev ya da minel fi'li ve naibil fa'il? Fiil veya naibi failden oluşan cümleye ne diye isim verilir? Burada da bize uygulama örnekleri bekliyor yazarımız arkadaşlar. Üzkür aşrate emsiletin lil fi'l ma'al fa'il. Fiil failden oluşan 10 tane cümle kurun. Ve misliha bunun gibi lil fi'l ve ma'a naibil fa'il. Fiil ve naibi failden oluşan yani meçhul yapılı fiilden oluşan cümleden 10 tane örnek istiyor yazarımız arkadaşlar. Ayyin el fa'il ve naibahu. Fa'il ve naib fa'ili belirle. Fil cümelil atiye gelecek olan örneklerden. Vazbit evahirahuma ve evahir el ef'al bil lisani vel kalem. Ve onları belirle hem dille hem kalemle onun sonlarını da belirle diye yazarımız alıştırma örnekler vermiş. Arkadaşlar örnekler burada. Bir cümle, iki cümle aşağı doğru devam ediyor. Bakın 8 tane cümlemiz var burada. 8 tane cümlenin tahlilini yapmaya çalışacağız. Anlamlarını bilmiyorsak sözlüklerin yardımıyla anlamını inceleyeceğiz. Son bölümde de yazarımız bizden ne istiyor? Temreyin lil i'rabil hattî. Yine yazısal yani yazı açısından, hareket açısından i'rab alıştırması diyelim. Yuthabu, burada çoğunda şey verilmemiş muhtemelen. Hareke verilmemiş. Harekeleri kendiniz verin diyor. Malum yapıysa malum olduğunu belirtin. Fiillerde, faillerde veya fiil, naib, fail ne varsa bunların harekelerini siz belirleyin diye 4 tane cümle örneği vermiş arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.